Pek rahat değilsin aldığım kadarıyla. Yeni evine alışabildin mi? Ya çok zor durumda kaldık. Ailen sağ olsun bize evini açtı. Yoksa ne yapardık bilmiyorum. O yüzden şikayet edemem. Ama bir an önce düzenimizi kurmamız lazım. Ne gerek var ya? Bence böyle gayet iyi. Annem de çok rahatsız oluyor. Ben de huzursuzum. Hele seninle tanışıp ona yalan söylediğimi duysa gerçekten çok kızar bana. O evde bir dakika bile durmaz. Annem benim için her şey demek. Anlıyor musun? O yüzden seni tanıdığımı ve yaşadıklarımızı bilmemesi lazım. Anladım. Ama bunun için sana söz verdim. Yani daha fazla dikkat edeceğim, daha dikkatli olacağım. Biliyorsun. Evet. Neyse. Turnuva çalışmaları nasıl gidiyor? Ya ortada daha doğru düzgün bir şey yok. Sensiz yapamadım. Eğer yapamazsan var ya, Turgut'u düşünemiyorum. Ya bu nasıl bir adam ya? Sürekli gözü benim üstümde. Ne yapsam her şeyi babama rapor ediyor. Sen bugün çalışmıyor musun? Ben de izinliyim. Gerçi Turgut'un daha bundan haberi yok. Seni göremeyince ya babanı ararsa? Orası kesin. Baban sana çok kızacak. O da kesin. O yüzden şu an bunlardan konuşmasak. İşiteceğim azarlara değsin istiyorum. Tamam. Neden bahsedelim o zaman? Mesela benden ilk hoşlandığını nasıl anladın? Bana bunu anlatabilirsin. Burak. Tamam. Ben anlatayım o zaman. Şu an anlatacaklarımı deli gibi merak ediyorsun değil mi? Hayır. Hiç mi? Hiç. Hiç merak etmiyorsun. Şu kadarcık bile. O kadarcık bile. Ya ne kadar meraksızsın ya. İnsan inanmadığı şeyi merak etmez çünkü. He, şu mesele. Benim senden hoşlandığıma inanmıyor musun sen? Hayır, inanmıyorum tabii ki de. Zaten artık hoşlanmıyorum senden. Daha fazla şeyler hissediyorum çünkü. Ben doydum. Kalkalım mı? Sana karşı olan duygularıma inanmıyorsan neden benden bu kadar korkuyorsun? Ben de doydum. Kalkalım. Daha yapacak çok şeyimiz var. Ya artık dönelim mi? İtiraz istemiyorum. Tamam mı? Var biraz daha var. Daha fazla gidecek istersen. Ya, rezil oluyorum. Bırak ya. Bırak, rezil oluyoruz ya.